Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli öğrencilerimiz 8. ünitenin 8. kitabın 5. ünitesinin 1. metninden sonraki alıştırmalardan devam ediyoruz. Ma ecmelel hurriyete. Teammel el cümelel atiyete. Evet aşağıdaki cümleler üzerinde düşün diyor. Ma ecmelel hurriyete. Hürriyet ne güzeldir. Tamam, ne güzel. Burada bir şaşırma ifadesi var değil mi? Bak sonunda da hadi, taaccüp işareti de bu. Ünlem işareti. Tamam. Ma ecmelel hurriyete. Hürriyet ne güzeldir. Ekrim bihim şebbanen sadikin. Ekrim bihim ne kadar iyidir. Şebbanen sadikin. Doğru gençler. Doğru dürüst gençler. İşte onlar ne kadar iyidir. Ekrim bihim onlar ne kadar iyidir. Şebbanen sadikin. Doğru gençler ne kadar iyidir. A'zim bihi. O ne iyi bir askerdir. O ne büyüktür. Affen. A'zim bihi. O ne büyüktür. Cundiyen şuca'an. Cesur asker. Cesur asker. İşte o ne büyüktür. Ma eşedde ne kadar şiddetlidir ihtimameke bil kutup. Kitaplara ne kadar çok önem veriyorsun. Aslında bu ne kadar çok önem ama bu ihtimam kelimesinin aynı şurada ma ecmele gibi sigasını getiremediğimiz için o sigaya getirmek için gereken şartları taşımadığı için ihtimam kelimesini yapmak için yardımcı fiil eşeddeden destek almış. Ma eşedde, ma ekbara, ma a'zama gibi fiillerden destek alarak yapıyoruz. Bunun belli bir kalıbı var. Bu taaccüp sigasının. Ma ecmele, ma ef'ale ve ef'il bih diye. Ha, bu sigaya uygun olan fiilleri bu sigaya getiriyoruz. Ama bazı fiiller şartları taşımadığı için bu sigaya getiremiyoruz. Onlar da bu şekilde ma eşedde gibi ya da ma ekthera, ma ekbara, ma a'zama gibi bahsine büyük, ne kadar şiddetli, ne kadar çok anlamına gelen yardımcı bir fiille getiriyoruz. Yani burada kitaplara ne kadar çok önem veriyorsun diyecektik. Ne dedik? Önemi getirdik. Senin verdiğin önem ne kadar şiddetlidir, ne kadar çoktur şeklinde getirmiş oldu. Nam yusamma üslubul cümelil sabika. Yukarıdaki cümlelerin üslubu üslub-ı teaccüp diye isimlendirilmektedir. Bakalım bizim bu teaccüp üslubu ne imiş? Litteaccübi sigata. Teaccübün iki tane sigası vardır. İki kalıbı vardır. Tamam mı? Bunlar nedir? Ma ef'alehu ve diğerden ef'il bihi. Aslında bu sigalar bu şekilde değil de ma ef'ale ve ef'il bi şeklinde şu sonlarındaki zamirlerin yerine bunların bir mef'ulü geliyor. Bunların mef'ulü geliyor. Buraya bunu da eklemişiz. Yani sonunda bir şey gelmesi gerekiyor mutlaka. Onun yerine burada zamiri koymuş. O zamirin yerine başka isimler, başka şeyler gelebiliyor her ikisinde. Yani demek oluyor ki bizim sigamız ma ef'ale ve ef'il bi şeklinde oluyor. Şimdi şartul fi'li lezi yakbelü teaccüb. Teaccübi kabul eden fiilin şartları. Şurutu. Belli şartları var. Yani şu ma ecmele, ma ef'ale veznine getireceğimiz ya da ef'il bi veznine getirebilmemiz için şurada 6 tane şartımız var. Tamam mı? Bu 6 şartı taşıması gerekiyor bir fiilin. Ayrıca bu 6 şartı da beraberce taşıması gerekiyor. Peki bu 6 şartımız nedir? En yekune sülasiyen. Fiilimizin sülasi olması gerekiyor. Mesela şuradaki ihtemme fiili sülasi olmadığı için onu direkt yapamadık. Bak başına ma eşedde getirdik. Anlaşıldı? Sülasi olması lazım. En yekune teammen. Fiilin tam olması lazım. Nakıs fiillerden filan olmaması gerekiyor. Mesela leyse, kâne gibi neydi? Onlar nakıs fiillerdi. Nakıs fiillerden olmayacak, tam olacak. En yekûne müsbeten, olumlu olacak.
olumsuz fiili nasıl yapacağız? İhtimam vermemen ne kadar yani ne kadar güzel değildir mesela. Onu yapamazsın. Olumluyu yaparsın ancak. Tamam? Ha, olumlu olmayanı da farklı şekillerde yapabiliyoruz tabii ki. En yekune mutasarrifen, çekimli olması gerekiyor. Tamam, çekimli fiil olması gerekiyor. Mesela ni'me, bi'se, bunlar fiildir ama çekimli fiil değildir yani. Ni'me bi'seyi çekemez. Ni'me, 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 yok böyle bir çekim yok. Mesela o çekimli fiil olmadığı için ondan olmaz. En yekune kabilen littefadul. Bu tefadulu yani üstünlüğü kabul etmesi gerekiyor. Üstünlüğü kabul eden bir fiil olması gerekiyor. Yani kıyasladığımızda birbirine daha üstün, daha çok, daha iyi gibi bu kıyaslamaları kabul etmesi gerekiyor. Mesela cemilun güzel, ecmel daha güzel. Kebirun büyük, ekber daha büyük gibi. Ama mesela mâte fiili öldü. Daha çok öldü, daha az öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O tefadülü kabul etmiyor. Kıyaslamayı kabul etmesi gerekiyor. En yekune mebniyen lil ma'lum. Malum fiil olması gerekiyor. Meçhul fiili de bu şekilde getiremiyoruz. Şu iki vezinde getiremiyoruz arkadaşlar. Meçhul fiili de malum olması gerekiyor. Bu da önemli. Evet, bu 6 şart daha sonra ismi taftil konusunda da gelecek. O yüzden bu 6 şartı kesinlikle unutmuyoruz. Sülasi fiil olacak, tam bir fiil olacak, olumlu bir fiil olacak, çekimli bir fiil olacak, tefadulu yani birbirine üstünlüğü ve kıyas edilebilmeyi kabul edecek ve malum bir fiil olacak. Evet, şartlarımız bunlar. Bu şartların hepsini birlikte taşırsa o zaman şu iki kalıpta bunu getirebiliyoruz. Teaccüp sigasını. Sonra başka ne bilgiler vermiş? İza lem yeteveffer ahadu hazihi şuruti fil fi'l. Eğer fiilde bu şartlardan biri yerine gelmezse, eğer fiil bu şartlardan her birini tam olarak sağlamazsa, yani bir şartımız bile eksik olsa, bir şart, iki şart, her neyse, bir şartı bile taşımazsa, tu'ucibe minhu bi'stimali fi'lin musa'idun. Ha, bak o fiilleri de ne yapabiliyormuşuz? Teaccüp yapabiliyormuşuz. Tu'ucibe minhu, ondan teaccüp yapılır. Bi'stimali fi'lin musa'idin, yardımcı bir fiil kullanılarak, yardımcı fiil kullanılarak ondan teaccüp yapılır. Misle ma eşedde, işte yardımcı fiillerimizde ma eşedde, eştid bi. Ma eşedde ile eştid bi aynı değil mi? Ma eşedde ma efaleden gelmiş. Eştid bi de efail bi'den gelmiş. Ya da ma ekthera ya da ekthir bi gibi. Ya da ma ekbera, ma a'zame gibi. Buna benzer ne kadar çok, ne kadar büyük, ne kadar şiddetli gibi yardımcı bir fiil kullanarak yapabiliyoruz. Demek ki bu şartlardan herhangi biri bile eksik olsa bu şekilde getiremiyoruz ama yardımcı fiil kullanaraktan, şura benzer fiilleri kullanaraktan yine onun teaccübü yapılabiliyor imiş. قَدْ يَكُونُ التَّعَجُّبِ سَمَاعِيًا. Bir de duyarak öğrendiğimiz bu kalıpla alakası olmayan teaccüpler varmış. Bu teaccüp semai olabiliyormuş. Mesela bunlara örnek verirsek Subhanallah. Allah ne yücedir. Değil mi? Bu Subhane kelimesini tercüme ederken, anlarken hep zorlanmışızdır. İşte bu teaccüp için kullanılan bir ifade. Subhanallah. Allah ne yücedir, ne büyüktür demek bunun anlamı. Değil mi? Bu Subhanallah genelde Allah'la birlikte kullanılır ama burada tek başına da kullanmış. Subhane men a'taha hâzel cemal, ona bu güzelliği verene, ya ne büyük, ne yüce gibi. Ya da ya leha, bak bu da bir teaccüp ibaresidir. Min hadaratin mubdi'a, böyle orijinal bir medeniyet, yani ne müthiş bir şey ya, ne güzel bir şey gibi bir anlamı oluyor. Bu ya leha da nedir? Bu da semai, teaccübe örnek. Bunun başka örnekleri de var tabii ki.
Nada'u fi nihayetil cümletil teaccüb işaretet teaccüb. Teaccüb cümlesinin sonuna teaccüb işaretini koyuyoruz. Teaccüb işaretimiz nedir? İşte budur. Ünlem işareti. Evet, bu şekilde. Teaccübü özetlersek, demek ki teaccübün iki tane kalıbı varmış. Ma ef'ale ve ef'il bih. Sonundaki zamirlerin yerine bir mef'ul alıyorlar imiş. Burada mef'ul, burada fail alıyor. Gerçi aşağıda açıklayacağız onu. Ha. Ama bu kalıpta getirebilmemiz için sülasi, tam bir fiil, olumlu bir fiil, çekimli bir fiil, tefadülü kabul eden ve malum bir fiil olması gerekiyor. Bu şartlardan birini taşımazsa yardımcı fiillerle yine yapabiliyoruz bazılarını. Semai teaccüplerde vardır. Subhanallah gibi onu da ifade etmiş olduk. Şimdi örneklerimize bakalım. Misal, burada bir İrab örneğimiz var. Ma a'zemeşşâbbe tamuha. Hırslı, azimli, genç ne büyüktür. Ma a'zeme, ne büyüktür. Bak, neydi? Ma ef'ale hu. Nerede bunun hu'su? Ma a'zeme hu demedik. Ne getirdik? Şâbbe getirdik, değil mi? Hu yerine bu şâbbe geldi işte. Ma a'zeme eşşâbbe. Ma ef'ale şâbbe, yani hu yerine bir tane mef'ul getiriyoruz. Burada ma mübteda'un. Ma mübteda'dır. Vel haberu cümletu a'zeme şâbbe. Bunun haberi de a'zeme şâbbe fiil cümlesidir. Tamam mı? Şu şey, sanki ma, şu şey a'zeme, büyüktür demek. Tamam mı? Bu fiil cümlesi de onun haberi oluyor. Tam ma'yı mübteda kabul etmişler arkadaşlar. Tamam? Ya da ne büyüktür gibi, ne işte şu ne mübteda, işte büyüktür, o da haber oluyor. Tabi a'zeme şâbbe, o da kendi içinde bir fiil cümlesi. Yalnız bu fiil cümlesinin faili fiilin içinde müstedir. Ondan sonra gelen şâbbe de mef'ulü oluyor. Tamam? Bakalım irabımıza. A'zeme fi'lun mâzin litte'accüb. Te'accüb için mazi fiildir. Mebniyen alel fetha. Mazi fiil demişsek zaten mebniyi yapıştırıyoruz oraya. Vel fa'ilu damirun mustetirun huve. O içindeki gizli huve zamiridir failimiz. Eşşâbbe, burada mef'ulun bih. O ne büyüktür? Eşşâbbe, işte genç. Genci ne büyük hale getirmiştir gibi. Bu da mef'ul oluyor. Mef'ulun bih mansubun bil fetha oluyor. Anlaşıldı? Sonra ettamuha sıfatun mansubetun bil fetha. Zaten şabbenin sıfat olduğu için o da mansube bil fetha. E'azim bihi. Bu şekilde geldiğinde nasıl oluyor? Ef'il bi vezninde. E'azim bi şabbi tamuhi. E'azim fi'lun mazim ala veznil emir. Bak, şurada teaccüp şeyinde geldi demişti. Burada emir vezninde geldi. Tamam. Lit teaccüp. Teaccüp için emir vezninde gelmiş oldu. Tamam. Emir vezninde mazi fiildir. Yukarıda sadece mazi demişti. E'azime mazi. Ama e'azim demek böyle bir mazi fiil olamaz, değil mi? Bu emir kalıbında bir mazi fiildir ve teaccüp için gelmiştir. Mebniyün ale sükun. Sükun üzerine mebnidir. Son harfi çünkü azim, değil mi? Sükun olduğu için sükun üzerine mebnidir. Evet. Bişşabi elbe harfun cerrin zait. Zait bir harfi cerdir. Eşşabi failu. Buradaki şab da faildir. Ve hurrike bil failse niye damme ile harekelenmedi? Ve hurrike bil kesra, kesra ile harekelendi çünkü bi sebebi harfil cerri zait. Oradaki zait harfi cer sebebiyle kesra ile harekelenmiştir. Evet. Demek ki buradaki bir şabi, şabi failmiş ama merfu filan diyemiyoruz. Oradaki zait harfi cer sebebiyle kesra ile harekelenmiştir. Tamam?
Et-tamuhi sıfetun mecruratun bil kesra. Bu da öncesindekine uymuş ve sıfetun mecruratun bil kesra olmuş. Bunu bir şekilde öğreniyoruz. Devam edelim. Te'accep minel kelimati leti tahtaha hattun fil cümel latiyeti müstamilen sigate ma ef'alehu. Ma ef'alehu. İlk sigamızı kullanaraktan nedir? İlk sigayı kullanarak altı çizili kelimelerin teaccübünü yap diyor. Er-raculu fasihul kelam. Adam sözü fasihtir. Adamın sözü fasihtir. Fasih konuşan. Tamam. Bunu nasıl yapıyoruz? Fasih. Bu o belirlediğimiz bütün şartlara uyuyor. Ma efsaha kelamer racul. Adamın sözü ne kadar fasihtir. Ne kadar fasihtir. Anlamına gelmiş oluyor. Ma efale vezne getirdik. El fahtu seri'un. Bu pars ya da jaguar. Seri'un. Hızlıdır. Hızlıdır. Kedigillerden olan bu jaguar hızlıdır. Ma esra'al fahdu. Jaguar ne kadar hızlıdır. Ne kadar hızlıdır. Burada teaccübünü getirmiş olduk. El ezharu hamra. Çiçekler kırmızıdır. Ma eşedde ihmirar el ezhar. Çiçeklerin kırmızılı olması ne kadar şiddetlidir. Bu hamra arkadaşlar o şartları taşımıyor. Bu efale vezninde gelen ve sıfat vasıf bildiren kelimeler bunların da ismi taftilini yapmıyoruz. Ma ahmar el ezhar diyemiyoruz. O yüzden bu ihmarra, ihmirar maslarını getirip başına da ma eşedde getirmişiz. Tamam? Ma eşedde. Ya da mesela ne kadar yeşil diyeceğiz. Ma eşedde ihdiraril a'şab. Otların yeşilliği ne kadar şiddetli, ne kadar güzel gibi. Şu uymadığı için hamra nedir? Şartlara uymadığı için başına ma eşedde yardımcı fiiliyle getirmiş olduk. Bunun ismi teaccübini. Teaccüb sigasını. El hurriyetu galiyetu. Özgürlük pahalıdır. Ma eğlel hurriye. Hürriyet ne kadar pahalıdır. Burada teaccüb. Dühişet Fatımetu min kuvvetil musari'a. Fatıma güreşçinin gücünden dehşete düştü. Dühişet. Tamam. Ma eşedde dehşete Fatıma min kuvvetil musari'a. Fatıma'nın güreşçinin kuvvetinden olan dehşeti ne kadar şiddetliydi. Burada duhişeyi getirmedik. Ma edheşe demedik. Neden? Hangi şartı taşımıyor? Duhişe bak. Meçhul fiil. Malum olması gerekiyordu. O yüzden ne yaptık? Bunu fiilin mastarını getirdik. Ve başına yardımcı bir fiil getirerekten. Çünkü bu şartları taşımıyor. Altı şartı birden taşıması gerekiyordu. Değil mi? Altı şarttan biri eksik. Meçhul fiil malum olması gerekiyordu. O yüzden başına ma eşedde yardımcı fiilini getirerekten ismi şeyini teaccüb sigasını yaptık. Hep ismi taftil aklımıza geliyor. İsmi taftil de aynı kalıpta olduğu için. Nizamul keun acibun. Kainatın düzeni acayiptir, ilginçtir. Tamam. Ama bu olumsuz anlamda değil tabi. İlginçtir, harikadır. Ma a'cebe nizamel kevn. Kainatın nizamı yani ne ilginçtir. Ne ilginçtir, ne müthiştir gibi anlamı oluyor. Sonraki alıştırmalarımızdan devam edelim. Te'accep minel kelimati leti tahtaha hattun fil cümelil atiyeti müstamilen sigate ef'il bih. Yukarıda ef'ale ma ef'alehu'yu kullan demişti. Burada ef'il bih. Bunun başında ma yok ve bu emir kalıbında geliyor. Ef'il bi. Tamam. Ef'il bi kalıbını kullanaraktan getir diyor. Yukarıdaki aynı şeyi yapıyoruz. Eşşebabu mündefi'une. Gençler atılgandırlar. Tamam. E'azim bindifa'işşabbi. Gençlerin atılganlığı ne büyüktür. Burada indefa'yı direkt ma endefi' filan diyemedik. Neden? İndefe'a o şartları taşımıyor. İndefe'a.
O fiilimiz nedir? Humasidir, beş harflidir. Sülasi olması gerekir. O yüzden yapamıyoruz. Ama ne yaptık? Mastarını getirdik. Sonra başına bir yardımcı fiil. E'azim bi. Ef'il bi. Tamam. E'azim bi getirdik. Ve yardımcı fiille bunu yaptık. Meşa'iru Hasan rakika. Hasan'ın duyguları incedir. E'azim bi rikkati meşa'iri Hasan. Hasan'ın duygularının inceliği ne büyüktür. Burada rakikayı da direkt getiremediğimiz için ne yaptık? E'azim bi yardımcı fiiliyle getirmiş olduk teaccübini. Şerhul muallim mufassalun. Öğretmenin açıklaması mufassaldır. Öğretmenin şerhi tafsilatlıdır. E'azim bi tafsili şerhil muallim. Öğretmenin açıklamasının ne kadar detayları ne kadar büyüktür? Tafsilatı ne kadar büyüktür? Burada da yardımcı fiil kullandık. Burada neden yardımcı fiil kullandık? E'azim bi'yi. Neden? Çünkü mufassal, fassale. Bak, sülasi bir fiil değil, bu rubai tef'il babından. O yüzden direkt fassalenin mastarını getirip başına e'azim bi yardımcı fiiliyle teaccübünü yaptık. Hatim-ü ta'i kerimun. Hatim-ü ta'i cömerttir. Ekrim bi. Ne kadar cömerttir Hatim-ü ta'i. El-hubbu atifetun azimetun. Aşk büyük bir duygudur. Çok büyük bir duygudur. E'azim bil-hubbi. Aşk ne kadar büyüktür. Atifeten. Nedir? Duygu açısından, duygu olma yönünden ne kadar büyüktür. Bu atıfeten burada arkadaşlar ne oluyor? Temyiz oluyor. Aşk ne kadar büyüktür? Hangi açıdan? Duygu olma yönüyle. Duygu olması açısından ne büyüktür? Ya da mef'ul de kabul ediliyor mu acaba? Olabilir. Es-sıhhatu ni'metun seminetun. Sıhhat değerli bir nimettir. Sıhhat değerli bir nimettir. Esmin bi ni'meti sıhha. Sıhhat nimeti ne kadar değerlidir şeklinde olmuş oluyor. Sonra diğer örneklere bakalım. Dikkat ederseniz şartlara uymayanlara direkt e'azim, e'azim, e'azim hepsinde e'azim kullanmış. Eşedde de kullanabilirsiniz. Ma ekbara da kullanabilirsin. Ekrim, ekbir gibi hepsini kullanabiliyoruz. Sonraki örneğimize bakalım. Alıştırmamıza. İhzef üslub et-taaccub min el-cümel latiyete thumme a'id siyagahu kulle minha. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde taaccub üslubunu hasfet. Sonra onlardan her birini tekrar söyle diyor. O cümleleri tekrar söyle. Mesela ya leke, bak bu da semai taaccüplerden değil mi? Sen ne ilginçsin, ne acayipsin, ne müthişsin. Feten, genç, ey genç diyor. Taşakul hurriyete, hürriyete, özgürlüğe aşık olan genç. Sen ne müthişsin ya, sen ne harikasın gibi bir taaccüp var. Ne yapıyoruz? Yaşıkul fetel hurriyete, genç hürriyete aşık oluyor. Aynı manayı taaccüpsüz, taaccüp sigası olmadan ifade ediyoruz. Ma eşrefel estikâel evfiyâ. Vefalı arkadaşlar ne kadar şereflidir. Ne diyeceğiz? El estikâul evfiyâ şurafâ. Vefalı arkadaşlar şereflidirler. Şerif cemu'a, cemu teksir bunun, şurafâ şeklinde. Ehbib bi merhaleti şebâbi fe innehâ te'dilul umra kullehû. Diyor ki gençlik dönemi ne kadar güzel, ne kadar sevimlidir. Ehbibbi. Tamam. Ef'il bi vezninde gelmiş. Fe inneha, çünkü o gençlik dönemi te'dilul umra kullehu. Ömrün tamamına denk gelir. Ömrün tamamına eşittir. Ne demiş burada? Merhaletü şebabi, gençlik dönemi te'dilul umra kullehu. Ömrün tamamına eşittir. Burada da aynı ifadeyi taaccübsüz şekilde ifade etmiş. Ma ebşa'a mebitel insani şeb'ane. İnsanın tok bir şekilde gecelemesi ne kadar çirkindir. Beşi'
Ebşa'a. Ma ebşa'a ne kadar çirkindir. Mebite gecelemesi insanın şeb'ane tok bir şekilde. Ve caruhu ca'i'un. Onun komşusu açken. Onun komşusu aç olduğu halde insanın tok bir şekilde gecelemesi ne kadar çirkindir. Mebitul insani şeb'ane ve carihu ca'i'un. Diyor ki insanın tok olarak gecelemesi. Ve carihu ca'i'un. Ve komşusu açken insanın tok olarak gecelemesi müpteda. Haber nedir? Beşi'un. Çirkindir. Tamam. İnsanın bu şekilde gecelemesi çirkindir. Mebitu müpteda. Beşi'un. Haber oluyor. Ma evsa'a saddural murabbi. Terbiyecinin yani eğitimcinin göğsü ne kadar geniştir? Kalbi ne kadar geniştir? Sadrul murabbi vasi'un. Eğitimcinin gönlü geniştir. Ekrim bil muhsin. İyi kimseye muhsin yani iyilik yapan kimse ne kadar iyidir, ne kadar değerlidir? El muhsinu iyilik yapan kimse kerimun. Kerimdir, cömerttir, değerlidir, şereflidir. Subhanallah. Allah ne yücesin. Ma ethara hayatet tıfli. Çocuğun hayatı ne kadar temiz. Çocuğun hayatı ne kadar temiz. Hayatet tıfli tahiratun. Çocuğun hayatı temizdir. İstahriç minen nasıl sabık siyagat teaccüb. Önceki parçadan taaccüp sigalarını çıkart vemle il cedvelel ati ve aşağıdaki tabloyu doldur diyor. Tamam? Önceki parçadan taaccüp sigalarını çıkar ve aşağıdaki tabloyu doldur diyor. Bakalım parçada hangi sigalar varmış? Ma ekseral ma'lumat. Bilgiler ne kadar çoktur bak. Ma eksera. Taaccüp sigası nedir? Eksera. El müteaccebu minhu. Kendisinden taaccüp edilen şeyler nedir? El ma'lumatil kesira. Bilgilerin çok olması, çok bilgiler. Vezni de ma efale vezninde gelmiş. Hüsünü söylemeye gerek yok yani. Sonrasında bir meful gelmesi gerektiği için o hü sürekli zikrediliyor. Ma esra intişaraha. Onun yayılması ne kadar hızlıdır. Burada taaccüp fiilimiz esra. El müteaccebu minhu. Kendisinden taaccüp edilen şey nedir? Suratu intişariha. Onun yayılmasının çok hızlı olmasına şaşırıyor. Ne kadar hızlı diyoruz değil mi? Kalıbımız yine me efale kalıbında gelmiş. Sonra ikra el beytel ati ve a'rib ma tahtahu hattun. Aşağıdaki beyti oku ve altı çizili olanı irab et diyor. E'azim bi eyyamiş şebabi nadaraten. Gençlik günleri parlaklık açısından ne kadar güzel, ne kadar müthiştir. Gençlik günleri parlaklık, tazelik açısından ne kadar güzeldir. Ne kadar büyüktür. Tamam. Ya leyte keşke eyyâme şebâbi gençlik günleri teûlû. Keşke gençlik günleri dönse. Nerede? Feyne. Gençlik günleri geri dönmez. Evet. E'azim bi. Bak burada teaccüp üslubunu kullanmış. E'azim bi. Eyyâm ne olacak? Onun faili olacak. Neden sonu kesralı harekelendi? Başındaki zâid be. Bi harfi cerinden dolayı. Evet. E'azim fi'lun mâzin alâ veznil emri litteaccüp mebniyun alessükûn. E'azim fiili neymiş? Fi'lun mâzin. Mazi fiil ama böyle mazi fiil olur mu? E'azim sonu sakin olmaz. Alâ veznil emir işte. Emir vezninde mazi fiildir. Çünkü taaccüp sigasının fiili mazidir yani. Emir vezninde mazi fiildir. Taaccüp için gelen emir vezninde bir mazi fiildir. Mebniyun alessükûn. Bi eyyâmi elbâ harfu cerrin zâid. Zâid harfi cerdir başındaki ba. Eyyâmin fâilun. Limâze hurrike bil kesra? Hurrike bil kesra bi sebebi harfil cerri zâid harfi cer sebebiyle kesra ile harekelenmiştir. Şebâbi gençlik
Mudafun ileyh mecrurun bil kesra. Gençlik günleri ne büyüktür? Hangi açıdan? Nadaraten, parlaklık açısından. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Temyiz oluyor. Bak şu açıdan, hangi açıdan, hangi yönden sorularını sorduğumuzda bize temyizi veriyordu bu sorunun cevabı. Eyyame, şuradaki ya leyte eyyame. Leyte'nin ne oluyor burada? İsmu leyte mansubun bil fetha. Leyte'nin ismi. Te'udu fi'lun mudari'un merfun bil damme. Evet. Fiili muzari merfun bil damme vel fa'l damirun müsteturun hiye. Bu leyte'nin ismi eyyame idi. Leyte'nin haberi nedir? Bu te'udu cümlesi. Fiil cümlesi de onun haberi olmuş oluyor. Şimdi bu taaccüb üslubunu farklı bir şekilde Necla Yastıman'ın kitabından şöyle kısaca özetleyelim. Hem bilginizi pekiştirmiş olursunuz hem farklı birkaç bilgi daha vermiş olacağız burada. Aslında gayet kolay, son derece anlaşılacak, kolay anlaşılacak bir konumuz bu. Evet, taaccüb üslubu bir şeye karşı duyulan iyi veya kötü duyguyu, hayranlığı veya şaşkınlığı ifade eden cümlelerdir. Üç harfli fiilleri işte şu iki vezinde ma efalehu ve efal bi kalıbına sokmak suretiyle bunu taaccüp kalıbına getiriyoruz. Daha ziyade fiillerin sonundaki zamir yerine isim getirilerek duygular yansıtılır. O şu zamirler yerine ne oluyor? İsim getiriyoruz daha çok. Ha, zamir gelebilir, zamir de gelebilir tabii ki. Onda bir sıkıntı yok ama daha çok isim geliyor. Ma efalehu bu tarz diğerine nazaran efal bi'ye göre daha çok kullanılır. Efal bi'yi belki daha az görürsünüz ama daha az gördüğünüz için onu unutmayın. Ma efal şey affen. Efal bi kalıbının da taaccüb olduğunu unutmayın. Sınavlarda genelde oradan soruluyor. Tamam? Ama efal bi kalıbı şaşmayı daha kuvvetli olarak anlatır bak. Daha kuvvetli anlatıyormuş. Efail bi kalıba. O yüzden ikisini de unutmuyoruz. Mesela şurada örneklerim. Hâzâ şâri'un tavîlun. Bu cadde uzundur. Mâ atvele hâzâ şâri. Bu cadde ne kadar da uzun ya. Ne kadar uzun bir cadde. Şaşkın. Hâzî hadîkatun vâsiatun. Bu bahçe geniştir. Mâ evse'a hâzîl hadîka. Bu bahçe ne kadar da geniştir gibi. Hâ ulâ-i müderrisun tayyibun. Bu hocalar hoş. Ne güzel hocalar, güzel hocalar, iyi hoş hocalar, iyi hocalar. Ma atyebe haulâil müderrisîn. Bu hocalar ne kadar hoştur, ne iyi öğretmenler filan diyoruz. Bu şekilde. Sonra şurada da birkaç örnek verelim. Ma ahsenel ilme. İlim ne kadar güzeldir. Kutilel insan. Kahrolası insan. Kutilel, bu ayet-i kerime tabi estağfirullah. Kutilel insanu ma akfara. Yani o kahrolası, ölesi demek. Tamam? Ya da daha bir ağır bir ibadeyle geberesi demek. Ma akfara. Ne kadar inkarcıdır yani. Ne kadar nankördür bu insan demek. Ma akfara. Çok ağır bir ifade. Ne kadar nankördür. Yani o çok nankör olan insan işte kutile diyor ona da. Akbih bil cehli. Cehalet ne çirkin bir şeydir. Ne kadar kabih bir şeydir anlamına geliyor. E'azim bihim min fatihin. Bu fetihler yapan o kimseler ne kadar büyüktür, ne kadar değerlidir. E'azim bih. Eşci' bi aptalil muslimin. Müslümanların kahramanları ne kadar cesurdur. Eşci' bih. Ef'il bih vezninde gelmiş. Şu son üç tanesi hangi vezinde gelmiş? Ef'il bi vezninde gelmiş. Bak. Ekbih bi, e'azim bi, eşci' bi şeklinde. Şu üç tanesi ef'il bi vezninde gelmiş. Sonra bir fiilin bizzat kendisinden, şartlarımızı bak burada sayıyor tekrar. Bizzat kendisinden taaccüp yapılması için o fiilin sülasi, üç harfli, sonra malum fiil olması, meçhul olmaması, olumlu, müsbet demiştik. Ve mutasarrıf, çekimi yapılabilen tam bir fiil olması gerekiyor. Bak burada şartları hemen kısaca sayverdik. Yani yalnızca mesela mazisi çekilen leyse mesela. Leyse, leysa, leysu.
Nedir bu? Sadece mazisi çekilir. Yeleysu diye bir fiil yok. Veya nakıs olan mesela kâne ve benzerlerinden bu şey teaccüb sigası doğrudan yapılmaz. Ayrıca sıfat vezni olan yukarıda hamra diye geçmişti ya, kitabımızda bu şartı vermemişti ama sıfat vezni olan ahmer, hamra kalıbında da olmaması gerekiyor. Ahder, hadra, hadra, ondan sonra ezrak, zerka gibi bu renkler yani. Sıfat vezninde, bu vezinde gelenlerde direkt yapamıyoruz. Bunları da teaccüb sigasını doğrudan, bunları da yardımcı fiille yapıyoruz. Ona da dikkat edelim. Bu şartları taşımayan bir fiil direkt teaccüb sigasına girmez. Bu şartların hepsini taşıyacak ki teaccüb sigasına girsin. Evet, teaccüb yapılması için o fiilin mastarı ya da müevvel mastarı. Başına en getirerek mastar müevvel demişti ki en ve muzari fiil getirdiğimiz o müevvel mastar oluyor ya da normal mastarını da kullanabiliyoruz. Yapılıp başına da yardımcı olarak bu şartları taşıyan başka bir fiil teaccüb kalıbında getirilir. Yani bu şartları taşımıyor diye teaccübünü yapamayacak mıyız? Yapacağız. Demokraside her şeyin bir çaresi vardır. Demokraside varsa Arapçada haydi haydi vardır. Tamam? Demek ki o şartları taşımayan fiilin mastarını ya da müevvel mastarını getirip başına da bu şartları taşıyan o kalıba getirilebilen bir fiil, yardımcı bir fiille bu işi yapmış oluyoruz. Mesela ma ahsene en tukrime daife mesela. Ekrame yukrimu. Ekrame fiili rubaidir bak. Tamam? Ekrame fiili, ekrame yukrimu ikram. Rubai, sülasi olmadığı için bu şartı taşımıyor. Peki senin misafire ikram etmen ne kadar, bunu nasıl yapacağız? Ma ahsene bak. Ne kadar hoş yardımcı fiilini getirmişim. Tükrime fiilini de en ile mastar müevvel yapmışım. Sonra ne yapmışım? Teaccübünü yapmışım. Ma ahsene en tüsa'ide ahayhe. Kardeşine yardım etmen ne kadar hoş. Burada mesela sa'ade fiilini direkt teaccüp yapamıyorum. Çünkü sa'ade rubai bir fiil, sülasi değil, şartı taşımıyor. O yüzden ne yapıyorum? Başına en getirdim, mastar yaptım. Başına da ma ahsene yardımcı fiilini getirdim. Ma erva'a en tüsa'idel fukara. Ma erva'a ne kadar harika, ne kadar muhteşem. Senin fakirlere yardım etmen ne kadar muhteşem. Burada da aynı şekilde. Bu da ma erva'a yardımcı fiiliyle getirmiş. Yani bu yardımcı fiillerin sayısı çok fazla arkadaşlar. Orada sadece eşedde, azim, ekbir filan ama bak ma erva'a, ma esve'e, ma ahsene bir sürü yardımcı fiilimiz var. Ma esve her zaman olumlu değil. Bak olumsuz şeyler de gelebilir. Bak ne kadar çirkin, ne kadar kötü. En tuhmile vacibeke. Ödevlerini ihmal etmen ne kadar kötü. Bak bunu size söylüyor. Ödevlerini ihmal etmen ne kadar kötü. Bu ehmele yuhmilu ihmal rubai bir fiil. Direkt getiremiyoruz. O yüzden ma esve'e yardımcı fiiliyle getirmiş olduk bunu da. Sonra ma ahsene ihtirame sagir lil kebir. Küçüğün büyüğe hürmet etmesi ne kadar güzel. Bu ihtiram fiili nedir? Sülasi değil. O yüzden uymuyor şartlara. Direkt ihtiram mastarını getirmişiz. Her zaman yukarıdakiler gibi en ile getireceğiz diye bir şey yok. Direkt mastarını da getirebiliyoruz. Ve ondan sonra başına bir yardımcı fiil ve teaccübünü yapmış oluyoruz. Ma akalle en tezurana. Ella tezurana. Burada zara fiili olumsuz fiil. Bak la tezurana. Bizi ziyaret etmiyorsun. Evet. Ma akalle ne kadar azdır. Ella tezurana. Bizi ziyaret etmemen ne kadar azdır. Her gün ziyarete geliyorsun ya. Ziyaret etmemen çok az. Yani biraz az ziyaret et diyor. Tamam. Olumsuz cümleyi de bak direkt başına en müevvel mastar yapıyoruz. Sonra başına yardımcı bir fiille onun da teaccübünü yapabiliyoruz. Ma ekzara en yuzlemel muslimun. Müslümanlara zulmedilmesi ne kadar çoktur. Bak burada da meçhul fiil gelmiş. O yüzden bunu direkt getiremiyoruz. Yardımcı fiil aracılığıyla bunu da getirmiş olduk. Evet, konumuz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.